Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emme ba'de, selamun aleyküm ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtuh. Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden Al-İlah. Allah Subhanehu ve Teala'nın bu ismi Kur'an'da hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde hem varid bo'lgan. İlah, ibadet kılınışlıkka yakka, yagona, haqli bo'lgan zot. Allah Azze ve Celle siz bilen bizi bu dünyaya gelişliğimizi sebebine aytdi. Estağfirullah. Ve ma halaqtul cinne vel insa illa liya'budun. Men cin taifasını hem İnsan taifasını hem bitti nesil için yarattım. Menge ibadet kılıçları için. İbadet. Demek dünyada turuşumuzu illeti sebebi şu. İbadetin kıskaça tarifi Allah Teala'ya boyun sunuş ve onge muhabbetli buluş. Yani müfasal tarifi kalbi muhabbetki aralaşken asası anık işanç üstüge kurulgen abadi saadetki alıp aradigen ihtiyari boyun sunuş. İbadet ne kıl dedik? Şiari ibadetler, taamuli ibadetler. Şiari ibadetler bu namaz, roza, zekat, hac. İslam şiarları. Taamuli ibadetler bu muamelelerimiz. Rastgeyliğimiz, amanatdarlığımız, ahdımızda turuşumuz, közümüzde tilimizde deyişimiz. Yani ettik ki kişinin muameledeki ibadetleri doğru bu mesela. Onun şiari ibadetlerde onge payda kılmaya kalışı mümkün. Çünkü muflis bende kıyamet günü de kıyan amellerini bana şu ibadette, muameledeki ibadetlerini natoru kıyanlık için özünü sahablarına haktalarına veriyor bana. İbadetini üç kıl türünü etti gene. Haviye ibadeti. Yani şahsiyet ibadeti. Boy misin? Seni özünü has kıladığın ibadetin var. Oğlum misin? Seni özünü has kıladığın ibadetin var. Ayol misin? Ayolni qiladigan xos ibodati bor. Ha, hammasi ana shu islomda aytilgan 40 ta farzni bajaradi. Undan tashqari mansabdor odam mansabiga tegishli ibodati bor. Boymi? Boyligiga tegishli ibodati bor. Birinchisi haviya ibodati deyildi. Ikkinchisi sharoit ibodati. Ya'ni muayyan vaqtda qilinadigan ibodat. Otasi kasal bo'lib turgan bola uchun birinchi o'rindagi ibodat otasini xizmat qilishi. Uyga mehmon kelgan odamning birinchi ibodati mehmonni izzati kirom qilishi. Farzandi imtihonga tayyorlanadigan payt bo'ldi. Farzandini imtihonga ajratib qo'yishligi. Demak, o'zlik ibodati bor, sharoit ibodati bor va vaqt ibodati bor. Nima u? Agar dushman toifa musulmonlarni qashshoq kambag'al qilishlik degan hilaga kuch berayotgan bo'lsa, bizi birinchi o'rindagi ibodatimiz shu yerda iqtisodni ko'tarishlik kerak. Agar ana shu dushmanlar musulmonlarni johil, savodsiz qilishlikka kuch berayotgan bo'lsa, endi nima bo'ladi ibodat birinchisi? Ta'limga kuch berishimiz kerak. Shaxs ibodati, sharoit ibodati, vaqt ibodati. Gohida bitta ibodat butun boshli asrning ibodati bo'lib qolishi mumkin. Hozirgi kunda birodarlar siz bilan bizning birinchi o'rindagi ibodatimiz mana shu ta'lim, tarbiya. Ta'limga e'tibor berishimiz kerak. O'tgan yil Ramazon bilan bu Ramazon o'rtasida 20 ta kitob o'qigan odam qo'l ko'tarib qo'ysin desam, 4 ta yo 5 ta odam ko'taradi, mana shu 1000 ta odamdan. O'rtacha Britaniyalik bir odam bir yilda 700 varaq o'qir ekan. Bu kitob haqida dars qilganimizni aytdik. Bu yerda ko'p o'qiydigani bor, oz o'qiydigani bor, o'qimaydigani bor. O'rtacha bitta o'sha Britaniyalik 700 varaq narsa o'qir ekan. Endi Misrli bir odamni o'rtacha bir odam olganda bir yilda 2,5 varaq o'qiydi ekan. Ko'rib ko'ringlar-da endi farqni. 350 barobar bo'lyapti farqi. U ham nimani o'qiydi desangiz, uyga kelgan gazni, svetni, kvitansiyasini o'qiganda 2,5 varaq bo'lsa kerak. Kulmanglar. Как будто kitob o'qiydiganiga kulyapmiz-da biz. Hammamiz uyquga televizor tayida, telefon tayida ketamiz. Kitob bilan ketadiganlar yo'q, to'g'rimi? Tamoyillar, shaxslar va buyumlar asri. Tamoyillar, shaxslar va buyumlar asri.
Prinsiplar asrı, şahslar asrı ve büyümler asrı. Biz kaysınızı da şey yapıyoruz hazır. Ha? Oylanmasına et yapsınız da doğru et yapsınız. Oylanmasına ise şu keladı. Oylansızdan şu keladı. Çünkü insanda kadar kıymeti onun prinsipi, ahlakı, ilmemez. Üşegen telefonu mingen maşinası da bu koyan. Doğru mu? İnsaniyet bana şu üçte asırdan bittiğiniz de yaşaydı. Prinsipler, tamayiller asrı, şahsiyetler asrı, büyümler asrı. Birinci asır. Bu prinsipler, tamayiller asrı. Bu en afzal asır. Bu Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'nin ve sahabalarının asırları. Bu asırda insanların ölçü düşünceleri düzeltildi. Prinsipleri düzeltildi. Tamayiller düzeltildi. Abu Zer Gıfari radıyallahu anhu, Bilal radıyallahu anhu'nu yapna savda deyip koydu. Ey kara hatındı balası dedi. Ey kara vay dedi bize tılda. Hakikaten kara. Hakikaten kara hatındı balası. Kuldan çıkan. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu yaplarını eşit durup, ya Abu Zer, sizde hala cahilliği bırakın o dediler. Yani ölçü ol, çünkü tüzeliş yere gidin. Ta yüzümü tepelep ötme günüce, Bilal diye şey internetten türmüyorum ben de başını yere koyup atı aldı. Ölçü ol, çünkü tüzeliş. O ölçü ol, çünkü tamayiller, asırlar, asırı, kanaka buluşluğu, tamayiller, prinsipler, asırı, kanaka buluşluğunu bilişimiz için Ömer'in Hattab davrıda bugün bitti vakıya müracaat kılamız. Cebele isimlik kişi, Gasson Urgun'un emirlerinden. Gasson urug'i Araplar Nasrani dinida bo'lgan bu ular keyin İslomni qabul qilishdi. Arablar ichidagi eng qudratli urug'lardan 100 ming qo'shini bo'lgan. Umar ibn Xattob xalifa bo'lib turgan davr, Gasson kelib musulmon bo'ldi, Ka'bani tavof qilyotdi, bir arabiy sahroyi yigit etagini bosib oldi. Beqasd. Haligi jabalani yelkasidagi ridosi tushib ketdi. Shunday qaradida haligi yigitni bir urib burnini pachoqlab qo'ydi. Bizi zamanımızda şuna kabasını mı buladı? Haliki sahraya git inleme kete uğradı. Çünkü o mansabdar, o puldar, o padişahlardan kanı kabı oldu, nermanlı oldu, inleme kete uğradı. Lekin o davr tamayiller asrıydı. O asır tamayiller asrıydı. Resulullah terbiye kıyan asırıydı. Yigit inleme kete uğramadı. Çünkü avval inleme kete uğrardı. Endi o davr öttü. Endi prinsipler özgergen, Halife Ömer ibn Hattab'ın olduğu gibi vardı. İşini arz kıldı. Halife Cebalan'a çakırdı. Gasson'un emirlerinden, padişahlarından. Bu yigit ayetteyken yapı doğru mu? Doğru. Neme gördün dedi. Ayetti ki, bir adablık için onu tazarını verdim dedi. Ondan hakkımını aldım dedi. Halife razı kalasana indi bunu dedi. Madem ki kolinde onu kanı tutup da mı, razı kılasam dedi. Aksi kaldı seni burnuyla paçaklayayım ben dedi. Cebele kelime keltirir Müslüman bu yanı bulan, hala onu prinsipler özgergenmez. Onu tamayilere ölçü çünkeleri tüzelgenmez. Kandı yıkılıp dedi. Ahir men arş, taç bulsam, o köşedeki adam bulsa, kandı yıkılıp yıldız yerge sacda kısın, kandı yıkılıp onge razı bulası dedi. Kelime keltirir Müslüman bo'lgani bilan hali ölçü tushunchasi cahili. Uni prinsipleri cahili. Zamanımızda ham juda ko'p odamlar shunaqa. Soqolni qo'ygan, masjidga yuguradi, zohirda musulmonga o'xshaydi, lekin hayotda qilayotgan ishlarini qarasangiz, islom tamoyillarga, prinsiplarga juda ko'pi teskari kelayotganini ko'rasiz. Umar ibn Xattob buni gapini eshitib turib, "Iye, cahiliyat injiqligi-yu, kibr shamolimi?" Biz bu narsalarni ko'mib tashlaganmiz. Ustiga yangi bino qurganmiz, yangi ustunlarni qoyim qilganmiz. Unda xurlar va qullar barobar bo'ladi dedi. Jabalaga bu narsa yoqmadi. Ha, u kalima keltirib musulmonlar qatoriga o'tdi, lekin tamoyillari, prinsiplari o'zgarmagan. Unday bo'lsa, Jabal aytdi, "Men o'zimni sizni oldingizga kelsam, aziz, hurmatli, quvvatli bo'laman deb o'ylagan edim. Agar buni qiladigan bo'lsangiz, men diningizga murtadman" dedi. Halife, onday bo'lsa bo'yninga qilich urilar dedi. Ana birodarlar, bu eng yaxshi asr edi. Eng yuqori oliy asr edi. Prinsiplar asri, tamoyillar asri, o'lchov tushunchalar asri.
Oşun için her sefer ayıttım ben. Bana şu iki tane sen tüzeteyelik. Yiğitler. Rızk yazılgen. Acaliz kuvgenden göre rızkı köprü kuvuydu sizi. Acal bitti. Rızkı köp. Şu rızkını hamması kemi oturup acaliz kemiydi. Yalgın yapırsızam şu rızkı geledi. Rızkı yapırsızam. İşinizi eplemeçi olsazam işinizde yok ki mutahassız profesyonel bozsam o şey rızkı geledi. Fakat bittesi baraka bittesi bir baraka geledi. Hizmet tıkılıp tüketmezsen durup pulunu yiyip koymayın. Çünkü pişmeken gelas satı bomiydi. İşte tüketmezsen durup pulunu aldı yiyip koymayın. Çünkü işte bitkiz yanı yok. Bana iki tane sen tüzeteyli buradalar. Meyli mi? Umarım hatta payı aradı. Eğer Irak yolu da bitti tüye kokulup gelse yoldu tek gizmezdi giden. Men Allah da Allah cevap verişten korkamam dedi. Ha bu ülken bir devletin prinsipiydi. Peygamberimiz bergen prinsip, peygamberimiz bergen ölçü olup şunçeydi. Tamayiller asrı, şahsiyetler asrı, narsa büyümler asrı. Şahsiyetler asrı. Umar ibn Abdülaziz, Hulafayı Raşidlerin beşincisi. Bu insan özünü davrada şunu bir uluğ işlerini kıldı ki, cemiyetke özünün şahsiyetini, tasarını ötküzdü ki, kambagal kalmadı yurtuda. Toplangan zakatlı pulunu aladıyan kambagal kalmadı. Cerçi yürü aradı. Öy, karzdarlar var mı? Keliler. Karzını üzüp koyamız davlat hesabıdan. Öy, ülan olmayken boydalar var mı? Keliler ülap koyamız davlat hesabıdan. Yani bu kişinin şahsiyeti şunda bir küçülü şahsiyet oldu ki zamanını özgürtür vardı. Salahuddin Ayyubi Kuddus'unu azat kıldı. Bana şahsiyet. Lişnis bana. Muhammed Fatih, Konstantinian'ı fatih kıldı. Bana şahsiyet, bana lişni sekeler. İkinci asır insanlar duradığı asır, şahsiyetler asırı. Eğer sizi üst yüzde rahbar bulup duruyor adam, bana şöyle bir küçülü şahsiyet egesi olsa, cüdü köp hayriyatlarına sebep oladı. Üçüncü asır, bu matahlar asırı. Bu en yaman asır. Bu asırda insanın kadri kıymeti, koludaki malı dünyası, koludaki matahı bulan belgilenadığı bu kaladı. İmanı, ahlakı, ilmi, takvası, salih amelimiz. Bu asırda yaşayken adamlarının ölçü altı düşünceleri boyunca kimi pulu köp olsa şu hak. Kim boy olsa demek Allah'a yokkan cahibi var. Hazreti Efendi o, kımmatı rahat maşinada kese başka çara muamela kılarsız. Yenge rahat maşinada kese başka çara muamela kılarsız. Buna kadar asırda buralarlar bir günde palan minti ölüp de dese adamlar bunu musibette parame koyadı. Adli nasıl kaladı? Tabi haber kaladı. Buradalar, şiari ibadetler var. Taamuli ibadetler var. İbadetini, haviye, şahsiyet ibadeti var. Şerait ibadeti var. Vakt ibadeti var. Boyunu özüge has ibadeti var. Mansabdarını özüge has ibadeti var. Ayol kişinin has ibadeti var, vaxt ibadeti, şerait ibadeti, asr ibadeti var. Al-ilah. Allah Teala'nın bana şu ismini ortaya koyup dua kılıçlık. Yunus Aleyhisselam kitni karnına düşüp kaldı. Bana şu kıyan özünün hatası tüfeğiyle bağladı karnına düşüp kaldı. Ve nida kıldı. Estağfirullah. Ve zannum iz zahaba mugadiban فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ Zunnun, Yunus'un kavmadan gazablangan halde öz kışlağından çıkıp getip biz ne onun ziyanına hüküm kılmaydı deyip öylegen paytını son biz onu balık karnıda getirdiklerimizden keyin karangı zulmatlarda durup hiç ilah yok meğer özün vardırsan ey paki parvardigar, dar haqiqat men öz canımge cabır kıgülüşlerden buldum, deyip nida kılgen paytını isleyin. La ilahe illa anta, subhaneke inni kuntu minaz zalimin. La ilahe illa anta, ilah ismini ortaya koyup dua kıldı. Senden özge ilah yok. Allah da Allah o zatının duasını icabat kıldı. Bas biz onun duasını mustacab kıldık ve onu gam gussadan kutkardık. Biz mu'minlarga mana shunday najot beramiz. Musibatga tushib qolgan, muammoga kirib qolgan odam mana shu duoni qilar ekan Alloh albatta ijobat qiladi.
Mana shu oyatni Alloh azza va jalla qonunga aylantirib qo'ydi. Agar birodarlar Qur'onda mana shu oyatdan boshqa oyat bo'lmaganida shu oyatni o'zisi bilan bizga kifoya qilar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Da'vati zinnun iz huwa fi batnil hut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Fa innahu lam yad'u biha muslimun robbahu fi shay'in qat illa istajaba lahu." Rasululloh aytibdilar, İmam Ahmaddan bu hadis. Zunnunning kitning qornida turib qilgan duosi: "Sendan o'zga iloh yo'q. Sen poksan. Albatta men zolimlardan bo'lib qoldim." Aniqki musulmon banda u duo bilan biror narsada Robbisiga duo qilar ekan, duosi albatta ijobat bo'ladi. Mana shu duoni bilamizmi birodarlar? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Birodarlar, bugungi kunda musulmonlar ustida mushkulalarning son-sanog'i yo'q. Mana shu kunlarda birodarlar shu duoga na qadar muhtojmiz. Alloh Jabbor, Alloh Halim, Alloh Al-Latif bo'lgan zot. Vazirlik mansabiga bir odam keldi. Yangi vazir keldi. Endi shu vazirlikda ishlaydigan odamlar qanaqa odam ekan? Axloqi yaxshimi ekan? Yaxshi insonmi ekan? Modomiki shu odamni qo'lidami hamma ish, uni axloqi muhim bo'ladi. Uni qanaqaligi muhim bo'ladi. Siz uni tanishligingiz muhim bo'ladi. Siz Robbingizni tanishsizmi? Yengil kuningda Allohni ko'p esla, qiylangan kuningda Alloh seni eslaydi. Shuning uchun birodarlar, bitta qalbda ham Allohga bo'lgan iymon, ham qayg'u birga bo'la olmaydi. Haqiqiy iymoni bor odam g'amga, qayg'uga kirmaydi. Chunki hamma ish kimning qo'lida? Allohning qo'lida. Alloh taoloning go'zal ismlari bilan duo qilishning ma'nolari. Alloh taolo o'zining ismlarini o'rtaga qo'yib duo qilishni buyurgan. Valillahil asmaul husna fad'uhu biha. Alloh taoloning go'zal ismlari bordir, bas uni ana shu ismlar ila chollanglar. Endi Allohning ismi bilan duo qilishning ikki xil ma'nosi bor. Birinchisi, Allohning shu sifatlaridan o'zingga ulush ol. Alloh Karimmi, sen ham saxovatli bo'l. Alloh afxuluchimi, sen ham kechiruvchi bo'l. Alloh taolo adolatlimi, sen ham adolatli bo'l. Shunda duoing ijobat bo'ladi. Bu birinchi ma'nosi. Ikkinchi ma'nosi, ana shu go'zal sifatlarni o'zingda paydo qilishlik bilan Alloh taologa yaqin bo'l. Mana shu yo'lni tutish bilan duolarimiz ijobat bo'lishiga erishamiz. Alloh azza va jalla o'zi rozi bo'ladigan ishlarga hammamizni muvaffaq qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.